İnşaat işçileri Rusya'da eski, paslı bir arabayı nehirden çıkardıklarında onlarca yıllık bir suçta kayıp bir parçayı ortaya çıkardıklarının farkında değillerdi. Bunu anlayınca dehşete kapıldılar. Bu modern çağda bir arabaya sahip olmak giderek daha önemli hale geliyor ve bu nedenle yerel meclis Volga Nehri üzerinde yepyeni bir çevre yolu ve köprü inşa etti ve onayladı. Rusya'nın merkezindeki Aux-Larey'de bulunan bu sistem bölgede hayati ulaşım bağlantıları sağlayacak ve bu kadar büyük miktarda aracı kaldıramayacak kadar küçük olan kasaba ve köylerdeki yoğun trafiği azaltabilecekti. Ancak inşaat işçileri köprünün ayağını nehrin dibine koymak için geldiklerinde şaşırtıcı ve çok ürkütücü bir keşifte bulundular. Aşağıda toprak, çamur ve kayalardan başka bir şey bulmayı beklemiyorlardı ve belki de nehrin yukarısından aşağı süzülen küçük bir çöp yığıntısı bekliyorlardı. Sıra dışı bir şey bulmayı beklemiyorlardı. Ancak dalgıçlar aşağı inerken olmaması gereken bir nesne belirlediler. Şimdi nehirlere düşen arabalar duyulmamış bir şey değil. Ancak bu olduğunda genellikle oldukça hızlı bir şekilde kaldırılıyorlar. Birisi nehre çarpan bir araba veya buna benzer bir şey bildirir ve yetkililer aracı sudan çekmek için acele eder. Bu yüzden arabanın hala orada olması, görünüşe göre uzun yıllar boyunca el değmemiş olması garipti. Daha da garip olan şey, nehrin bu bölümünün en yakın yoldan birkaç mil uzakta olmasıydı. Araba aşağıdayken çalışamayan inşaat işçileri su altındaki aracı sudan çıkarmak için ağır makinelerinin bir kısmını kurdu ve yavaşça kıyıya sürüklendi. İşçiler ne kadar paslanmış olduğunu görünce şok oldular. İçlerinden biri kimse gülmese de orada bir ceset olmamasını umduklarını söyleyerek şaka yaptı. Ancak bu söz hikayeyi anlatmaya başlayan en yaşlı işçilerden birine uzun zamandır unutulmuş bir hikayeyi geri getirdi. Yaklaşık 20 yıl önce nehrin birkaç mil aşağısında karaya vurmuş halde bulunan bir çift genç aşık hakkında korkunç bir haber çıktı. Gazete ikilinin aileleri tarafından birlikte olmalarının nasıl reddedildiğini ve arkadaşlarına göre birbirlerini görmek için gizlice dolaşmak zorunda kaldıklarını anlattı. Hikaye ölü bulunduklarında işçiyle aynı yaşlarda olduğu için olay işçinin aklında kaldı. Onları tanımıyordu ama hikaye uyarıcı bir hikaye olarak kullanıldı. O daha gençken iki aşık, Ivor adında bir çocuk ve Kira adındaki gizli kız arkadaşı hava karardıktan sonra Ivor'un arabasına biner, aileleri tarafından yakalanma korkusu olmadan biraz yalnız kalmak için şehirden çıkıp banyolara giderlerdi. İkisi de ergenlik çağının sonlarındaydılar ve kendi hatalarını yapacak yaştaydılar. Ama onlar da herhangi bir yaygara çıkarmak istemediler ve bu yüzden aylarca devam ettiler. Arkadaşlarının hepsi maceralarını biliyordu ve sırlarını saklayacaklarına söz verdiler. Birlikte görüldükleri son gece fırtınalı ve yağmurluydu. Ivor, Kira'yı her zamanki buluşma yerlerinden almış ve kimsenin pek emin olmadığı bir yere doğru yola çıkmışlardı. Araba hiç bulunamadı. Bu trajik çifti çevreleyen gizemlerden sadece biriydi. Ancak ertesi gün ikisi de eve gelmediğinde alarm zilleri çalmaya başladı. İki aile oğulları ve kızları için ayrı ayrı bölgede arama yaptı. Ancak hiçbiri onlardan herhangi bir görüntü veya ses bulamadı. İşçiler hikayeyi anlatırken inşaat işçileri dikkatle dinledi. Bu kesinlikle ilgi çekici ve birçoğunun bağ kurabileceği bir şey olsa da o gece tam olarak ne olması gerektiğini anlamaya başlıyorlardı. Meslektaşları konuşmaya devam ederken kaşları üzgün bir anlayışla kalkmaya başladı. Ivor ve Kira'yı 4 gün 4 gece aradıktan sonra yetkililerle birlikte aileler de umutlarını yitirmeye başlamışlardı. İkisinin ailelerinin arkasından görüştüklerini bildiklerini kabul eden Ivor ve Kira'nın arkadaşları bile ortadan kaybolmalarına daha fazla ışık tutamadılar. Dünyanın soğuk bir parçasıydı ve orada dondurucu vahşi doğada hayatta kalmak için güçlü insanlar gerekirdi. İnsanlar Ivor ve Kira'dan çok daha serttir. Ne yazık ki son umut közü Volga Nehri'nde iki ceset bulunduğunda acımasızca söndü. Kısa süre sonra cansız bedenleri son bir kucaklaşmayla birbirine dolanan Ivor ve Kira oldukları doğrulandı. Olayların yıkıcı bir dönüşüydü. Aileler sevdiklerini kaybetmenin yasını tutarken yetkililer soruşturmalarını yürütmeye başladı. Ne Ivor'un ne de Kira'nın vücudunda bariz bir yara yokmuş gibi görünüyordu ve testleri ikisinin de kan dolaşımında herhangi bir madde ya da alkol olmadığını gösterdi. Yine de polis faul oyununu göz ardı edemedi. Sonuçta arabanın yeri bulunamadı. Cesetlerin bulunduğu çevrede yapılan kapsamlı aramalara rağmen araçtan hiçbir iz bulunamadı. Belki de biri onları arabasıyla kaçırmış ve bir şekilde öldürerek cesetleri nehre atmıştı. Ya da belki de eve yürürken yanlışlıkla düşmüşlerdi. Polis hiçbir zaman meselenin özüne inmedi ve aylarca süren soruşturma ve soruşturmanın ardından olay soğumaya başladı. İnşaat işçileri nihayet ne olduğunu anlamaya başladılar.
Şimdi hepsi Ivor ve Kira'nın kasabadan çıkıp ormana gittiklerine inanıyorlardı. Yürüyebileceğiniz veya bisikletle inebileceğiniz küçük gizli toprak yollar vardı ama bunlar bir araba içinde yeterince büyüktü. Sanki bu yollardan birinden aşağı inip ağaçların derinliklerine inmişlerdi. Karanlık olduğu ve fırtına yağmuru şiddetle yağdırdığı için ilerideki nehri görememiş olmalıydı. Ve araba küçük kenardan oldukça derin su kütlesine gitmiş olmalı. İnşaat işçilerinin hepsi yüzlerine korku kazınmış bir şekilde birbirlerine baktılar. Sudan çıkardıkları araba Ivor ve Kira'nın yıllar önce kullandıkları araç olmalıydı. Kırılan camlar kaçmak için onları kırdıklarını gösteriyordu. Ama kendilerini arabadan kurtarmaya çalışmanın çılgınlığı içinde kafaları karışmış, dolanmış ve sonunda soğuk sularda boğulmuşlardı. Vücutları muhtemelen düştükleri sıralarda çok şiddetli yağmur nedeniyle nehrin aşağısına kadar sürüklenmişti. Ve şimdiye kadar hiç kimse kayıp aracı bulamamıştı. İnsanlar kaybolduğunu ve asla geri alınamayacağını varsaydılar. Ama bu gerçekten zavallı Ivor ve Kira'nın aracıydı. Ama net olan şey ortada bir faul, cinayet ya da buna benzer bir şey olmadığıydı. Sadece yanlış zamanda yanlış yerde olan iki kişinin durumuydu. Ancak hikaye burada bitmiyor. Çünkü arabanın ayak boşluklarında iki talihsiz sevgiliye ait iki eşya vardı. Takılar, saatler, hatta birkaç parça giysi ve yıllar boyunca mucizevi bir şekilde uçup gitmeyen veya bozulmayan yıpranmış fotoğraflar. İnşaat işçileri herkesin yapacağını yaptı. Tüm eşyaları Ivor ve Kira'nın ailelerine iade ettiler. Yapılacak doğru şey buydu ve belki de onlara bir tür barış getirmeye yardımcı olabilirdi. Onlarca yıllık dava nihayet kapandı ve aileler Ivor ve Kira'nın trajik sorununun tüm hikayesini öğrenerek rahatlayabilirler. Bu talihsiz ilişkiyle uzun zaman önce anlaşmışlardı. Ve yapbozun bu son eksik parçası hala trajik olsa da onlara biraz teselli verdi. Sonunda korkunç olayı yatıştırabilirlerdi. Ve bugüne kadar iki aşığın anısına köprülerden birinin tabanında Ivor ve Kira'ya adanmış, basitçe okunan küçük bir plaket var. Birlikte uzun bir hayat yaşayamamışlardı ama sonsuzluğu birbirlerinin kollarında geçirecekler ve hatıraları o köprüde sonsuza kadar kazanacaktı.